Ecdat. Evet, bu güzel haftadan herkese merhaba. Dostlarım, benim en güzel hayatsız dostlarım, beni şu dünyada en iyi anlayan bu güzel ekip. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Abi inanılmaz ne kadar fazla yeni üyemiz var ya bu hafta. Vallahi şok oldum. Arkadaşlar inşallah beni linçlemeye gelmedi. Çünkü artık linç politikasını değiştirdim arkadaşlar. Lince sıfır müsamaha politikasına geçtim. Yani mesela en ufak bir eleştiriyi bile kaldırmadığım bir noktaya geçtim. Hani bence yanlış düşünüyorsunuz. Blok. Bence doğru düşünmüyorsunuz. Bam. Dam dam dam. Böyle gidiyorum artık. Haberiniz olsun. Herkesin haberi olsun. Hepiniz hoş geldiniz hakikaten. Arkadaşlar katıldım. Bu hafta inanılmaz büyük goy goy döndürdük. Tabii ki seçim goy goyu. Ama Kaan'dan şöyle bir çıkış geldi, dedi ki bize var mısınız dedi, şu katılı dedi Twitter hesabımıza çevirelim dedi. Ben de hemen varım dedim. Varız dedik. Durup durup yayın açıyoruz katılda. Yani durup durup açıyoruz. Paket! Cem Pek Doğru kardeşim hoş geldin. Podcastlerin kralı. Podcastlerin şeyi. Messi'si ya bu adam. Messi'si Cem Pek Doğru. Hoş geldin aşkım. Ne diyorsun? Abi Cihanofobia sana gerçekten inanamıyorum. Arkadaşlar çok ufacık bir parantez açacağım. Cihanofobia Poyraz'ın eleneceğini yazmıştı, tamam mı? Bir gün önce mi ya da duello sabahı mı neyse artık. Ben de direct mesaj attım. Dedim ki oğlum doğru mu söylüyorsun? Nereden uyduruyorsun lan bunları falan? Gerçek mi bu falan dedim. Vallahi gerçek gibi duruyor dedi. Arkadaşlar sıfır ihtimal verdim bakın. Benim bu Twitter'ı takip ettiğim bir hesap daha var. Melike. Yani hanımefendinin adı Melike. Fakat nickini bilmiyorum. Yani ben ilk şeyini hatırlıyorum. Bu Melike hesabı da Melike kardeşimiz de yazmıştı Poyraz'ın eleneceğini. Ben gene inanmamışım. Yani böyle bilgiler bilinebilir bir şey mi yani? Bilinebilir bir şeymiş maalesef. neyse yeni üyelerimize hoş geldin diyelim. Bu ani atak katıl yayınları bize bir sürü yeni arkadaşımızı tanıttı. Herkese hoş geldin. Zeynep geçen ilk defa Kusan Motor vloglarından izledim, resmen bayıldım. Ooo Vonacığım selamün aleyküm kardeşim, sen bizi ne sandın? Oo daha neler göreceksin bak. Daha orada ne seriler seni bekliyor kanalda. 5 yıllık bir çukur seni bekliyor kardeşim, hoş geldin. Vallahi arkadaşlar biz katıldı bayağı eğleniyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Beni sinir hastası etmek için elinden ne gelirse yapıyor. Bu zil bitmiyor arkadaşlar. Gerçekten bitmiyor. Bu inci tanelerinde Selma Ergeç'in evi gibi bizim zil de susmuyor. Ben böyle bir şey görmüyorum. Ben delireceğim. Bu zil değişebilen bir şey mi ya? Bu beni sinir krizine sokuyor her seferinde. Oy Nihan'cığım keşke ben de yeni keşfetmiş olsaydım kanalı demiş. Yerim seni. Katıl çok güzel gelin valla bence de yani. Ay şu an var ya yorumlara kafamı sokmak istiyorum ya. Değişiyormuş. Çok güzel. Kime gideceğim ben? Elektrikçiye mi bu konuyla ilgili? Katıl hediyesi gelse de öğrenciler takılabilsem. O ne demek olduğunu anlamadım ama gene de okudum. Zeynep Zeydan başkanı, dur böyle şeyler dışımdan okumayayım da ne olur ne olmaz diye. Kanka benim babam da AKP'li. Ya ne yapalım? Suçun şahsiliği. Suçun şahsiliği diyorum. Evet.
Şimdi arkadaşlar, evet başlayacağım ama yine de önce bir haftamızdan başlamak istiyorum. Yoksa konuları nasıl şekil yazdım, nasıl şekil? Ya Survivor konularından bahsediyorum tabii ki. Bu hafta yan konumuz çok az ama harika bir testimiz var. Neyse güzel. Yani burada biz biziz arkadaşlar. Artık ben size içerik sözü veremiyorum yani. Kusura bakmayın. Gelişine vuruyoruz burada. Bak Miray bir kutsal motor üyeliği hediye ediyor galiba birine. Doğru mu anlıyorum ben? Yanlış anlıyorum ha. Gözlüğü halledemedim çiçeğim. Nurcum gözlüğü halledemedim. Zeynep 2 haftadır o yakıcı bakışlar bataklığındayım, burnumda tütüyor. Benden de sana bir kalp olsun hayatım. Zeynep boşuna sarf ediyorsun annesine. Kanka hepsini işiyoruz. Yorgunluğu bunyacım. Sana bir haberim var. Hepsini işiyoruz. Çatır 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 işiyoruz. Ay, makyajım bayağı güzel olmuş ha bu gece. Göz altı beyazı sürdüm. Azıcık biraz da allık sürdüm. Tabii ki şu benefitimi sürdüm. Arkadaşlar ben şunsuz yaşayamam biliyor musun? Bakın. Bakın. Yemin ederim ben şunsuz yaşayamam. Yani burada bu marka hiç kimseye şey vermediği için, zaten dünyada yaşayan kimseye reklam vermediği için geniş geniş kullanıyorum burada. Bu tabii ki reklam falan değil. Ben kimim ki benefitten reklam alacağım. Arkadaşlar yemin ederim ki ben bunsuz bir hiçim, bakın hiçim. Bu kadar söylüyorum size. Benim her şeyim bu, böyleyim. Bu canım benim diyorum, böyleyim. Ve ya mesela şöyle söyleyeyim size. Atıyorum mesela son 1 yıl içinde diyelim ki 10 mu aldım bundan? Biliyor musunuz? 8'ini düşürdüm ve bütün bu şişenin likidi boşaldı. Biz de böyle bir ADHD'yiz. Highlighter önerisi de vereyim. Vereyim kız. Veriyorum. Aha o da burada. Ben highlighter şunu kullanıyorum. Ama yani bilinçli de kullanmıyorum. Ama yani hoş bence. Güzel. Şunu kullanıyorum highlighter. Kanka Zeynep'çim, Zeynep Canaran hiç kimseye göndermiyor. Hiç hiç yani şey söyle 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 makyözlere göndermiyor. Öyle diyeyim yani. Ne dersi ya? Her şeyde öyle bir şey olamaz. Gözaltı beyazı. Gözaltı beyazı demem. Ya bir insan bu kadar boomer olabilir mi ya? Bu kadar bu sana niye benefit gelsin? Sen gözaltı beyazı diyen insansın ya. Gözaltıma da concealer. Concealer olarak şunu kullanıyorum. Ay size bunları böyle anlatmak ne kadar güzelmiş. Ay ben keşke kariyerime makyaj influencer olarak başlasaydım. Ama keşke makyaj yapmayı bilseydim de bu yola girebilseydim. Doğru muyum? Ama yine de çok zevkliymiş bunları böyle anlatmak. Bu da şey. Bu da gözaltı şeyim. Concealer'ım. Böyle bir şey. Çok iyi. Yani evet. Başka size ne gösterebilirim? Bu kadar. Annemin bana aldığı boktan bir rimel var, onu kullanıyorum. Sephora'nın kendi markasının. Bir de arkadaşlar size bir BB krem önereceğim. İçinizde yurt dışında yaşayan dostilerim de olduğu için gösteriyorum şimdi size. Bu Türkiye'de maalesef bu marka yok ve niye yok anlamış değilim. Bunu bana Zafer Şimşek kardeşim, şimdi aramızda olabilir. Olmuyorsa da daha sonra izler. Hangisinin markasını söyleyeyim Sezincim? Şey yapamadım. Göremedim. Şu. Bakın. Pardon. Şu. Efsane bir BB krem. Çok ciddi söylüyorum. Aşırı iyi. Aşırı. Kanka ne yapacağım? Buse başka. Güneş kremi kullanıyorum baby. Güneş kremi kullanıyorum. Şey, eczane ürünü kullanıyorum ama güneş kreminde. Evet, IT kozmetik. Aynen öyle. Evet, IT kozmetiğin BB dediğimiş bu arada. CC Plus'mış. Ama ben bu ekibin hepsine BB diyorum. CC Plus 50. Şöyle bir şey bakın. Screenshotlar için şöyle diyeyim mi? Ay kimsenin aldığı yok. Hadi bırak kızım onu artık. Evet. Marka adı arkadaşlar şey IT kozmetik. Yani it yazıyor. Aynen Sezgi. Yılan Sezgi. Hemen yakaladın mı onu?
Arkadaşlar, ben şu anda size 10 saniyelik bir sessizlik grevine giriyorum. 10 saniyelik, 10 saniye çok, hadi 5 saniye olsun. 5 saniyelik bir greve giriyorum. Bu 5 saniye içinde lütfen herkes şu anda yayını beğenebilir mi? Başlıyorum. 1. Beş az geldi, ona yürüyorum. Evet. Herkes yayını beğendim lütfen. Ceylancığım, reklam falan yok burada. Manyak mısın? Kız, bu markalar bana niye reklam versin? Kendine gel. Sen nerede zannettin kendini? Hangi YouTube kanalında zannettin? Yılanlara bak, yılanlara. Konu Survivor değilse like'layalım. Survivor ulan konu. Konu Survivor. Hayat boyu Survivor olacak. Delirmiş. Cilt bakımında ya. Evet. Değerli dostlarım. Evet. Neyle başlıyoruz? Tabii ki. Paçe! Ya inanılmaz değil mi? Sizle şöyle konuşmak istiyorum bunu. Bütün bu süreci baştan sona konuşmak istiyorum. Yani bu elemeye gelen olan süreç bence buradaki en güzel tarafı. Ama bu muhabbete başlamadan önce ilk başta söyleyeceğim hislerimi. Ben biraz üzüldüm. Yani üzüldüm derken gerçekten Poyraz'ın elenmesini istemezdim. Yani şu hafta istemezdim. İyi, yani izlemesi, parkur, ben parkur izlemeye bayılan bir insan olarak parkur izlemesi zevkli bir yarışmacıydı ve kesinlikle hak etmiyordu gerçekten. Tamamen bence gerizekalılığına kurban gitti. Ben, yani kendisi de herhalde ben ne yaşıyorum şu andır. Çok büyük bir aptallık, yani söyleyecek bir şey yok. Ama hadi diyelim bir aptallık oldu. Arkadaşlar yani böyle yenilemez ya. Yani bizim aylardır izlediğimiz Poyraz bu mu ya? Gerçekten bu muydu? O halka atışlarındaki saçmalık neydi mesela? O kum torbasındaki saçmalık. Ne yaşandı abi? Biz ne yaşadık? Yemin ediyorum Kardelen yenerdi ya bu Poyraz'ı. Kardelen değil, Kardeniz. Kardeniz yenerdi bu Poyraz'ı. Ama önce bir hakikaten ona giden bir süreci konuşalım. Olayların buraya gelişi. Şimdi her şeyden önce bu kırmızı takım ne olursa olsun. Bakın ne olursa, onur şeref meselesi dedi. Ben dedi, o dedi, bu dedi. Kanka yazmazsın. Vallahi ben yazmam. Açık söyleyeyim, yazmam. Yazmıyorum abi derim. Senin ne alakası var derim yani. Bütün suçu ben alıyorum derim. Ve yazmam. Bence kırmızı takım da burada yani hatalı bir tarafı var. Ve tabii ki Hakan ve şey Yaman bir sümük gibi hala o takımdalar. Yani akıl almaz bir şey gerçekten. Bu kesinlikle bu ikisinden kurtuluş yok, çok belli. Hakan'ın bir düello canavarı olması da beni şok etti ama oralara tek tek geleceğim. Şeyi ben anlayamadım arkadaşlar. Şimdi siz bana bunu açıklayın, ben de bir anlayayım. Özellikle xenofobyanın bu konudaki fikirlerini gerçekten bir Survivor üstadı olarak duymak istiyorum. Herkes diyor ya Hakan oyununu kurdu, Hakan oyununu kurdu. Siz de yazmışsınız burada. Arkadaşlar ne oyunu kurdu bu adam? Yani şeyi anlayamıyorum. Hadi tamam, Sercan'ı tabii ki ister. Yani kırmızı takımın en zayıf yarışmacısı. Yani zayıf da mı bilmiyorum yani bu arada. Sercan ya mesela zayıf mı? Emin değilim. Sercan'la niye düelloya çıkmak ister bir insan, ondan da emin değilim. Kesinlikle kötü bir yarışmacı değil çünkü. Ama onu geçiyorum. Ne oyunu kurdu burada? Ben bunu göremiyorum şu anda. Kübra, ben de bunu düşündüm biliyor musun? Ya yani Poyraz'ın elenmesiyle ben de bunu ilk kez düşündüm. Yani herhalde burada ama ya hiç öyle de durmuyordu abi. Ben ya anlayamadım bu işi. Hiç anlayamadım. Ya kurgu gibi de durmuyordu. Ben ya an be an izledim, o düello bir can pazarıydı yani orada. Bunlar nasıl oyunculuklar yani? Ay pardon, bir dakika gene üstlere çıktım. Aa, bilmiyorum arkadaşlar, bence kurgu yani çok zor ya. Ben gördüm yani orada herkes hepsini, yani gerçekten bence Yasin falan samimiydi yani. Herif sinir krizi geçirdi bayağı ağlamaktan. Yok be, ne hırsızlık koyar mı ya Acun'a? Hiç sanmıyorum. Hırsızlık falan umurunda olmaz onun. Lan adam hırsız bile demiyor. Gayet normal karşılıyor Poyraz'ın o hareketini. Olabilir diyor. Survivor burası falan diyor mesela, adamın evine girilmesine. Ben hırsızlıkla alakası olduğunu düşünmüyorum.
Bence de biliyor musun Büşra Onur? Harbiden egosuyla gitti. Gaza geldi gitti gerizekalı. Şaka şaka. Yani sıkılıp gitmek istediğini de düşündüm. Işılay'ın dediği gibi. Acaba dedim hani sıkıldı ve bıraktı mı? Ama kanka psikolojisi bırakmış gibi de değildi ya. Hani ya bence korkunç bir durumdaydı. Yani evet. Siz şu Hakan'ın oyununu anlatın bana. Yani Hakan'ın oyunu nerede burada? Aa. Ne oldu kız? Aşkım pil bitti diyor. Ve şey veriyor. TRT renkleri veriyor. Olmuş. Geldin mi? Ha? Geldim. Geldim ama yayında geldim Hasan. Mesele o. Kaan yok mu orada? Kaan orada da Kaan ne yapsın burada? Çocukcağız reji yapıyor. Ben görmüyorum ki Kaan'ı. Geldim geldim. Geldim güzel. Ay pardon arkadaşlar kameranın şarjı bitmiş galiba. ha güzel tamam. Kız kimse de gitmemiş. Sizi yerim ben ya. Neyse. Poyraz'ın yazımı saçma dedim. Ha. Abi mesela yani bir insan ne olursa olsun bak kimle yarışıyorsa yarışsın ya benle bile yarışsa bu şekilde ego yapamaz ya. Yani hayatımda nadirdir ilahi adalete inandığım anlar bir tanesi dün geceydi gerçekten. Mesela yarışma başlamadan önce şey falan diyordu ya işte paket sezonu açıldı falan. İşte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Senin hiç şansın yok. Sercan'ı yutacağım, Sercan'ı yiyeceğim filan. Bence korkunçtu. Ama en güzel anlardan birini söylüyorum size. Sercan'ın Poyraz'la dalga geçtiği yer bence bu haftanın en güzel şeydi. Hakikaten içten bir şekilde kahkaha attım. Kaan birinci görseli mama, mama beni düelloya çok. Ama burada koptum. Mama mama. İnanılmaz bir anı gerçekten. Sercan'dan böyle bir espri asla ve asla beklemez. Yani Sercan Yıldırım'ın beni günün bir gün güldüreceği hiç aklıma gelmez gerçekten. Mama duello çok benim mama. Mama no mama. Çok kötü. neyse arkadaşlar bu şöyle başladı. Şimdi biraz da Poyraz'ın artık üzüldüysek yani gidişine leşlikleriyle devam edelim. Hırsızlığından sonra bir de üstüne şey eklendi. Taciz argosu eklendi. Atakan'la bir kavgası oldu. Ve orada aslında bu takım işte kazandıktan sonra bu kırmızı çekiyorlar ya. Orada mesela Poyraz demeleri benlik bir hareket değil. Yani orada ben o takımda olsam ve herkese tek tek fikri sorulsam bu şekilde bir dalga geçerim mi diye. Ama hayır derdim çünkü yani hani bana göre zaten bel aşağı bir şey yani. Ben böyle şeylerden hoşlanmam. İnanılmaz büyük bir tahrik olmadığı sürece ki bence öyle büyük bir tahrik de yoktu. Yani bu hani direkt kişisel bir şey ya. Aa okey tamam hani yaptınız eğlendiniz ne güzel kardeşim. Ama abi sonrasında Poyraz'ın büründüğü durum. Tabii ki burada Hakan'ın da korkunç bir yılanlığı. Yani hakikaten Hakan yani kaa korkutucu bir insan ya. Korkunç yani bence. Ayıp ya falan dedi ya orada mesela. Hani lan ya mesela hani Poyraz o duyguda bile değilmiş yani o dalgaya karşı. Resmen Hakan tahrik etmiş aslında. Korkunç bir insan ya. Ya bunun var ya eşi dostu falan. O cıdı bıdı eşi Gizem çat tatlı kız. O mesela buna nasıl katlanıyor abi? Bunlar yani Hakan'a özel hayatına nasıl katlanıyor insanlar? Hakikaten hiçbir fikrim yok ya. Ya o yıllarca o panoramada o kamera arkasına nasıl katlanıyor? Yapım nasıl katlanıyor? Ya Hakan'a katlanmak falan mümkün değil bence çünkü. Tam deccal hakikaten. Tam bir deccal. Çok kötü, yani çok kötü bir insan. Yani çok
Çok ajandası olan biri, çok tehlikeli gerçekten. Neyse, Poyraz'ın oradaki o korkunç argosu iğrençti bence. Gerçekten iğrençti. Demek ki bu herif bunları böyle yani gerçek hayatında böyle gelişine kullanan biri yani, belli ki. Ve yani midem bulandı hakikaten o tabirden. Neyse, sonra böyle bir işte Atakan'la filanları oldu. Orada işte yok bir kadınlar ve Özgür abi hariç filan, yani kaç umrumuzda bile değil. İğrençti çünkü senin bakış açını çok net görmüş olduk Poyraz'cığım. Aklı selim, hiçbir hetero erkek kucağa oturtma gibi bir yani iğrençlik. Nereden aklına gelir, ne iğrenç bir laf, ne leş bir yani karakter bu. Sizin hepinizi kucağıma oturturum dedi Elifçim. Aynen böyle söyledi. Bu lafları böyle böyle patır patır kullanalım ki daha da utansınlar. Evet ya, ne oldu hakikaten ya? Robert Kolej'inde bayraklar yarıya indi mi? Boğaziçi Kolej'de bayraklar yarıya indi, Boğaziçi Üniversitesi'nde ve Robert Kolej'inde. Bu arada Atakan güzel bir şey söyledi aslında, olsaydı. Ben olsam orayı daha da kanırtırdım. Aralarındaki sınıf farkına daha çok böyle çok güzel bir ayar verdi. Dedi ki ben dedi o kullandığın jargonu dedi gayet hakimim dedi yani. Ama hani o eğer oraysa dedi yani, hani yani seni paramparça ederim orada dedi. Çünkü gerçekten aslında Poyraz üst sınıfa mensup biri. Yani değil mi, hani eğitimli, Robert, Boğaziçi filan. Hani kardeş hani başkaları var hoştu ya Poyraz'cığım. Ne oldu sana? Kim Andrew Tate'çi? Ay kim? Burjuva. Doğru. Aynen Serdal'cığım. Ay lütfen. Andrew Tate'çi kim lütfen? Burası. Atakan da kesinlikle aksilim değil. Canım dalga mı geçiyorsunuz? Asla değil. Orada arkadaşlar aksilim bir erkek yok orada. Çok ciddi söylüyorum Özgür dışında. Özgür de yani Max işte. O kadar aklı başında yani. Ama ne de aklı başında. Ay Poyraz Andrew Tate'ci demeyin lütfen. Saçmalamayın. Burada şaka yapıyorduk yani herifle ilgili. Ya bu başka bir olaya gider çünkü. Burjuvazi'nin gizli küfürbazlığı müthiş. Harika. Çok doğru. Mügeciğim. Ya da şey bariz cinsiyetçiliği de diyebiliriz. Ay inanamıyorum gerçekten. Ya Andrew Tate'çi mi ya? Bu bilgi gerçek mi lütfen? Ay bunu kim yazdı ya? Ha dur. Poyraz geçen sene Andrew Tate'i çok haklı olduğu konular var. Ah! Ay inanmıyorum ya. Aa bayağı bu tecavüz şakası tesadüf değilmiş o zaman ya Poyraz'cığım. Sen zaten bir tecavüzcü supporterıymışsın yani. Sen zaten buradan yani çok iyi olmuş. Defolup gitmem. Bu programın başındaki bu üzülme ve hak etmedi duygumu da derhal geri alıyorum. Aynen. Kayınpederinin toprağına çekmişsin hakikaten burada. Kaptan Vini söylemişti zaten ilk hafta bunu. Hakikaten öyleymiş. Doğruymuş yani bu. Ay iğrenç bir şey ya. Oo, berbat. Yani senin burada olman bile yani akıl almaz bir şey ya. Diyeceğim de yani Acun. Acun hakeme şöyle yapan adamla en yakın arkadaş. Yani kime ne söylüyorsan. Ey Allah hepinizin belasını. Evet ya, ne oldu hakikaten Robert Kolej çocuklar. Kanka Berna da çok normal değil bence bu arada. Evet doğru. Yani kankası Yasin olan birinin teyitçi olması kadar normal bir şey olamaz ya. Bu arada ya Mehmet Ali Erbil'in mesela kızıyla manita olur muydunuz ya? Mesela Mehmet Ali Erbil'in oğluyla falan ya da hani. Olur muydunuz? Suçun şahsiliği diyorduk az önce. Yani olurdum ama bir kere bile yan yana gelmezdim herhalde. Bir kere bile. Herhangi bir şekilde bile yani. Ben de vallahi bilemiyorum, Altan durumundayım.
Kızın hiçbir suçu yok tabii canım. Aynen, suçun şahsiliği. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten korkunç. Ya hiçbir farkları yok biliyor musun kanka? Yani büyük küçük diye bir ayrım yok yani. Andrew Tate'ci biri aynı zamanda da AKP'lidir. Yani şöyle düşünün. AKP'li olmak için AKP'ye oy vermek gerekmiyor. AKP bir zihniyettir yani. AKP'ye bütün olarak ya sahipsindir ya değilsindir yani. Mesela Poyraz bence AKP'li biri. Öyle düşünün. Hayatı boyunca oy vermemiş olsa da. Bence arkadaşlar şey Yasmin'in babası hakkındaki görüşleri de önemli. Katılıyorum Cihanofobiyacığım. Aynen öyle bence de. Babasıyla ilişkisi de önemli burada. Doğru. Zenci Hanicim birebir AKP'li. Bak öyle söyleyeyim. Lizde kadar büyük bir AKP'li olamaz. Yani AKP'nin değirmenine sürekli su taşıyan biri. Ne yaparak? Tecavüzcü savunarak. Kadın düşmanlığı yaparak. Yani kinda bir Hilal Kaplan yani Lizde'de. Sadece rap şarkı söylüyor. Berbat bir insan gerçekten. Geçen gün bir tane bir konser afişini gördüm. Abi herkes kadına sahne alıyor mesela. Bunu da anlamak çok güç yani. Bu müzisyenler çok kötü ya bu konuda. Yani bu boykot konusunda bak daha yüz yüzeyken konuşuruz. Daha yeni yeni yani. Bu Can Tunaboylu olayıyla daha şey yaptılar. Bak Kaan Boşnak da yapmadılar yani. Devam edildi festivallere çağrılmaya. Onunla birlikte bir sürü müzisyen birlikte sahne aldı. Artık Can Tunaboylu olayı patladıktan sonra ulan bu nasıl bir çetedendi? Ve hani onda da tam cancel yok bu arada. Mesela şeyde göçmenlerin yaşadığı bütün o Avrupa şehirlerinde hayvan gibi veriyorlar konserlerini. Ama gerçekten çok kötü. Ya. Lizde eşittir Hüdapar. Ay, aşırı doğru. Aşırı doğru. Ay Eda benim hiçbir zaman gözümde değildir bu arada arkadaşlar. Zencan hiç. Ya hiç benlik biri değil. Müziği de değil bu arada. Yani o rap biçimini de sevmem ben zaten. Sintli rap mi ne artık ne boksa. Müziği de benlik değil yani. Benim tarzım değil. Ya karakteri de benim için zaten yani çok son derece erko bir adam ya. Bana ne ezelden. Fakat ben burada şeye takılıyorum arkadaşlar. Yani Lize ile birlikte sahneye ki içinde arkadaşlarım da var ha bu arada yanlış anlamayın. Sahneye çıkılıyor mesela Lize ile. Kanka neden ya? Yani mesela orada şey isimler var çünkü. Ben bu insanla sahneye çıkmıyorum. Ya bunu diyebilecek insanlar var anladın mı? Bu güce sahip insanlar var. Line-up'a baktığınız zaman. Neden mesela? Neden o Lizzie'ye alan açılmaya devam ediliyor? Yani kadın artık daha ne yapsın mesela? Hani bir kadın fotoğrafçıyı tehditler etmiş. Nelerle tehdit etmiş üstelik? Korkunç. Yani bayağı da tecavüzle tehdit etmiş yani. Yanındaki işte erkek dostilerine. Ya düşünün. Seviye bu halde. Andrew Tate'ci babam bütün, sadece kadınlarla bakın bu kadının derdi sadece seri bir kadın düşmanı seri ve çok tehlikeli bence yani inşallah da bu yayın önüne düşer hakikaten iğrenç birisin Lize sana iğreniyorum yani seninle bir programa beraber ortak bir programa çıkmıştık o programı keşke yok edebilsem yani gerçekten her bir anından utanıyorum seninle yan yana oturduğum her bir andan. Transfobi doğru aynen transfobi de Lize'ydi bakın ya bir AKP, daha ne kadar AKP'li olabilir ki bir insan Allah aşkına. Dem Parti'ye oy atsa ne olur ya bu? Ki atmaz zaten de hadi attı diyelim. Ne olur ki? Alizade'yi de çok seviyordum da. Alizade de Azerbaycan milliyetçisiymiş ya. Ona da bir kafam düştü. Yoksa aşırı seviyordum da. Ya öyle bir şey duydum. Umarım doğru değildir bu arada. Demet'ciğim. Andrew Tate benim babamdır diye tweet attı. Demet Yasa. Yasa değil de. Kaçırdım. Ne o? Aynen bence de. Peki. Vay be ciddi mi söylüyorsunuz? Azeriler nette çok güçlü ablam. Aliye fena besliyor bunları. Olabilir doğrudur. Vallahi hiçbir fikrim olmadı bir ülke biliyor musunuz?
Burası yemin ediyorum kriminal büroya döndü yemin ederim. Aynen öyle. Neyse bu konuyu kapatıyorum. Bu konuyu da burada konuşmuştuk Merdo'cum. Böyle bir şeye şöyle söyleyeyim. Yani değil Dem Parti. Dünyada bir insan evladı bile yok bunun hakkı olan, öyle söyleyeyim sana. Bir kişi bile yok. Evet, bence de konuyu değiştirelim hakikaten. Ne diyorduk abi? Bu Poyraz saçmalığını da geçiyorum. İğrenç bir insanmış zaten. Ama şey, orada Hakan'ın şey demesi var ya işte, ay ayıp be demesi, gazması. Bana Hakan kimi hatırlatıyor biliyor musunuz? Yanılırsam söyleyin. Kızılcık Şerbet Kayhan. Gerçekten tam bu biliyor musunuz Hakan? Tam bir Kızılcık Şerbeti Hakan. Ay Kayhan. Kızılcık Şerbeti'ne devam ediyorum arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti'ne şuradayım. Doğa Fatih boşanma kararı aldı. Doğa eve döndü. Şeyin, bizim kızın, manyak kızın gebelik şey testi, DNA testi, çocuk Mustafa falan çıktı. Ay 12 gerizekalı bir aks Allah aşkına. Aman Allah'ım, yani tamamen senaristlerin bence, yani beyin damarları tıkandı ben size söyleyeyim. Yani ur falan çıktı beyinlerinde bence. Ya böyle bir hikaye aks, bakın bütün politik saçmalığını geçiyorum sizin. Oralara girmiyorum zaten, yeteri kadar yayınlandı, zaman konuşuldu Twitter'da, ağzına sıçıldı, yani iyi de yapıldı. Ben işin dramatik kısmındayım. Arkadaşlar böyle bir şey mümkün olabilir mi ya Allah aşkına? Böyle bir aks yazılabilir mi mesela? Yani bir aklı başında bir insan oturur böyle bir şey yazar mı? Sezon bence biter de reytingler çok yüksek bir şey bitmeyebilir. Evet, geçiyorum. Gelelim duelloya. Ayşe'ye gene o kadar güldüm ki, o kadar bakın. Dur, o görsel nerede? Dur. Kaan'cım üç verebilirsin. Bak şimdi. Bu olaya şöyle çok güldüm. Duello da işte Sercan'la çıkacağını düşünüyor Hakan. O soru ve diyor ki, ben diyor şimdi diyor, ben de diyor sporculuktan geliyorum diyor. O diyor şimdi diyor geriliyor diyor. Çünkü diyor öyledir diyor. Biz de diyor sporcuyduk diyor. Sinir stres yönetimini ben de bilirim diyor. Bu diyor işte diyor şey. O şimdi diyor gerildi diyor. Ya Hakan'cım, benim canım Hakan'ım. Ya adam Galatasaray'da top oynamış. Ya bu ne demek biliyor musun? Mesela Şampiyonlar Ligi maçlarında falan sinirlerini kontrol etmeyi başarmış. Yani senin o 24 kişinin izlediği su topu maçlarına mı benzer sence bu? Adamın Galatasaray'da oynarkenki stres yönetimiyle. Diyor ki ben de diyor sporcu. Diyor. Kanka sen su topu maçlarını 12 kişi izliyor, yarısı akrabanız zaten. Ya beni konuşturmayın, sanki bilmiyoruz. İnanılmaz. Stres yönetimi konusunda kendini Sercan'la eşit bir olması kadar harika bir şey olmaz. Yani bakın bu Survivor'ı bu yüzden çok seviyorum işte arkadaşlar. Burada şuur namına hiçbir şey yok kimsede. Harika bir yer yani. Eglioncum, öpüyorum kardeşim. Senin canın sağ olsun değil misin? Haftaya Cuma görüşürüz. Seni özleyeceğiz ama burada. Sporcu psikolojisinden geliyorum. Harika bir diyalog değil mi? Yanlış anlama. Ben de sporcu psikolojisinden geliyorum diyor. Ay Batuhan'ı dinlemeye bak Allah aşkına. Herkes nasıl baymış. Hakan'ın delizyonellik. Mükemmel gerçek. Ay ne oluyor? Peki benim sesim duyuluyor mu acaba? Aa sesim duyuluyor. Tamam lan, ne olacak? Her türlü yardırır gideriz. Banlandın mı? Duyuluyor. O güzel. Arkadaşlar şu an size okuyup bol bol size okuyabilirim şu an. Şu an size doyabilirim. Aynen öyle. LGBT'lendik. Stop shaming. Arkadaşlar stopunu dünyada sadece zenginler oynuyor. O yüzden rahat rahat shaming yapabiliriz. Kürek gibi yani. Bunlar zengin çocukların sporları. İstediğimiz kadar shaming yapalım. Poyraz tipe mi atıyorsun lan hakikaten kameraya? Benim delizyonellik seviyesi Hakan. Aa baya. Oğlum aa hasta. Vay be.
Benim yayınıma yapılan şu şeye bakın. Aa, ben sigara içeyim lan hakikaten. Şu an ne boş boş içmiyorum. Dur. O gede kürekçi mi? Ben de bir şey söyleyeyim. Ya o gede şey. Burjuva ya bir çocuk. Neyse canım ya. Şimdi oralara girmiyorum da. Aşağı beni duyuyor olması çok güzel ya. Ay, ne diyor? Miray. Ay çok iyi. Dur, ekrana verince göremiyor. Aa, göremiyorsunuz tabii. Evet, orada suçuyoruz. Miray demiş ki artık teknik aksaklıkları o kadar normalleştirdik ki aynen devam ediyoruz. Harbiden öyle. Podcast. Ama arkadaşlar podcast şey değil ki. Böyle sizle birlikte değil ki podcast. Ara verelim. Ara mı? Bulduk verelim. Ben bir ilgileneceğim. Ara veriyoruz da. Şey, devam edeyim konuşmaya. Ha, tamam, pardon. Tamam, pardon. Arkadaşlar kısa bir ara veriyoruz. Bir müzik gireceğiz. Evet. Ne girelim? Girebiliriz. Ay, içine sıçıldı yayın mı ya? Bir dakika içinde mod değiştirmem. Tamam, geldi geldi. Ay, gerçekten hakikaten şey. Ya kafam açıldı valla. Tamam, güzel. Oo, Senem Kraliçem hoş geldin. İzmir'in gülü. Survivor'ın manyağı geldin. Hoş geldin. Sekans sende. Ayşe'ye çok güldüm biliyor musunuz? Bu best of'a çıkmak yeteri kadar leş bir tabir değilmiş gibi. Bir de bayram bayrağı çıktı başımıza. Bayram bayrağı. Bayram bayrağı ne ya? Ritmim kaçtı abi. Ritmim kaçtı. Kaçıp alabiliriz görseli. Hakan'la yeteri kadar dalga geçtiysek. Ay, bir de şeye çok güldüm bu şeyde Hakan'a. Düello öncesi. Şimdi kalkmış, tamam mı? İşte şey. Diyor, ben diyor çok diyor şey uyandım diyor, duygusal uyandım diyor. Ondan sonra rüyamda diyor işte diyor gizemli kızın Lila'yı görmüş rüyasında. Ondan sonra işte baba gel diyormuş rüyasında Lila bunu. Aynı kar kür ya. Ya daha büyük bir yalan duymadım biliyor musunuz? Şey, ben dün gece rüyamda seni gördüm, manita mesajı kadar yalan. Diyor ki rüyamda diyor işte diyor şey diyor baba gel diyor tutuyor rüyamda diyor ağlıyordum diyor ilk uyandım diyor gözlerimde diyor yaşlar var ilk defa diyor uykumdan diyor uyandım da ağlıyordum diyor. Ya arkadaşlar, bu nasıl bir hayat ya? Hakan, senin ne kadar tertemiz ve steril ve dünyanın en mutlu insan hayatın olmuş vallahi, helal olsun kardeşim. Bunlar ne güzel rüyalar Hakan. Hayat boyu sen ne kadar güzel rüyalar görmüşsün böyle. İlk defa diyor başıma böyle bir şey geldi diyor. Ya adamın hayatı kurgu ya. Gerçekten çok acayip bir şey. Tam şey biliyor musunuz? Hakan bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Tam şey. Böyle hani Mayıs'tan Eylül'e Bodrum'a giden kasalar vardır ya. Hani böyle Mayıs'ta gider işte orada bir 600 yıldır gittikleri bir site vardır orada. Yedi Göbek. Ondan sonra Mayıs'ta giderler. Eylül'e kadar o sitede kalırlar. Orada artık yani herkes işte birbiriyle flört eder, sevgili olur, ayrılır. Anneler görüşür, babalar madileşir. Her gün yapılan şeyler belirir. Okeyler oynanır. Bilmem geceler işte kum sağaldı falan böyle küslükler olur, başlıklar olur. Bu sıkıcı hayatı herkes göz önüne getirdiyse bu beyaz orta sınıf hayatını işte Hakan o. Tam o. Tabii, tamam.
yazdıkçı tamam. Valla arkadaşlar Hakan ne zaman gider bilmiyorum artık ya. Beni de ilgilendirmiyor açıkçası. Hakan'da Bradley Cooper ödül töreni sahteliği var. Aşırı doğru yorum. Çok çok doğru bir yorum. Bir de şey de çok çirkindi bence bu arada bu şakasız. Duello öncesi kısmına bahsediyorum. Mesela bir Kırmızı Takım'ın röportajlarına bakın hakikaten. Yani mesela Özgür'ün, Sercan'ın hani daha mesela ne kadar hani olgun. Bir yalan bile olsa. İşte hani çıkacağız, evimizden geleni yapacağız, heyecanlıyım filan falan. Bir de Mavi Takım'ın röportajlarına bakın mesela. İnanılmaz bir hırs, azımsızlık, gömeceğim, edeceğim, paket edeceğim, yollayacağım filan. Yani şu Mavi Takım hakikaten asla sevilemez ya. Ay çok 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 berbat bir takım ya. Çok kötü bir takım. Bence de yalan olması önemli Zeynep'ciğim. Yani yapılması evet bence de. Ya bir röportaj veriyorsan bu konuda ya fair play üzerinden vermek zorundasın tabii ki. Katılıyorum. Çocuklar Yaman'la ilgili hislerim yani hiç iyi değil. Şöyle söyleyeyim size. Yani hakikaten yapıştı ve size bir şey söyleyeyim. Ben mavi takımda olsam yani gırtlaklarım Yaman'a öyle söyleyeyim yani. Hiçbir suçu yok yani. Hiçbir suçu olmamasına rağmen. Benim inanılmaz yani çok baymış durumdayım. Bir de mesela şey diyor ya işte ben diyor yalvarmadım kimseye kalmak için falan. Allah sen orada haftalarca yapmadın kulis kalmadı millete yalvardın. Beni yazmayın yalvarıyorum bu hafta beni yazmayın. Böyle düzeleceğim şöyle düzeleceğim diye. Yalvardın tek tek herkese gidip. Arkadaşlar bulilemiyorlar Yaman'ı ya. O grubun gayet içinde biri Yaman. Gayet de yani orada şey biri biliyor musunuz? Herkes daha elinden geleni yapıyor ona karşı. Onu anlamaya çalışıyor. Kesinlikle bir kısmı hatta işte Yasin Poyraz falan daha böyle hani şefkatlilerdi. O Gedai daha tahammülsüz zaman zaman ama bence o bile iyi yani ona karşı. Mesela oyun kaybediyor, küsüyor gidiyor. Arkadaşlar bütün takım gerçekten bunun moralini düzeltmeye çalışıyor. Hadi Yaman filan olsun yaparsın bir dahakinde şöyle böyle yani böyle saçma şey olur mu? Hiçbir şekilde mesela kaybettiğinde Yaman yok ortada. Yok yani. Bilmiyorum ya. Ayşe'ye çok güldüm ama. Kırmızı şey Atakan'la Hilmi Cem'in Yaman hakkında ahkam kestikleri bir an vardı. Onu gördünüz mü? Kaan 6.'yı verebilirsin. Bak Allah aşkına böyle bir ahkam olamaz. Kanka siz ikiniz de Yaman'ı hiç tanımıyorsunuz. Oyundan oyuna görüyorsunuz. Ve böyle bir ahkam kesiyorlar mesela. Diyorlar ki biz onu oynatırdık biz onu. Bak Allah aşkına bak. Bak. Mesela orada ben, mesela bu kesinlikle doğru değil. Yani gayet de çıkıyor oyunlara. Zaten alınıyor abi. Kırmızı takım alıyor zaten Yaman'ı. Yani öyle bir şey zaten yok. Ve yaklaşık bunu olaydan şu konuşmadan deyin ki 5 dakika sonra. Hakikaten bakın bir başka oyun falan değil. Yani şunu konuşuyorlar. Yaman çıkıyor, oynuyor. Ve sonrası 5 dakika sonra. İnanılmaz ya gerçekten inanılmaz. Şöyle bir saçmalık. Valla evet Hakan'ı desteklemesi yani bence de sanki arkadaşlar videoyu beğenmiyorsunuz ve asıl sinirlendirmeye devam ediyorsunuz. Atakan'la Hilmi Cem'e ben de tahammül edemiyorum Cihanofobi. Özellikle Hilmi Cem'e. Allah Allah evet aramızda sevenler var Hilmi Cem'e. Arkadaşlar ben de seviyordum da yani bence o bizim takımda kadın oyuncular zayıf çıkışıyla beni kaybetti. Şimdi de mesela şeyi merak ediyorum. Merak ediyorum. Gerçekten size soruyorum. Himci Aleyna'yı niye sevmiyor abi? Ya benim bir tahminim var da siz bilen varsa o söylesin. Yani geçmiş sezonlarla falan alakalı bir durum varsa beni bilgilendirsin. Bu da boğa burcu bu arada. Himci'de de mansplaining vardır. Bakın yazın bir kenara. Çok erkek. Çok çok abi. Beni çok yani hiç sevdiğim biri değil İlmice maalesef. Bu sene kine kadar severdim. Ya dedikodu gibi vermeyin işte Elif Naz. Onu ben de duydum da. Ya bir bilgi varsa merak ettim. Okey. Belli ki yok ha.
İşte evet Elif Nalcığım onu gördüm ama o neticede bir dedikodu ya, yani bir fact değil yani elimizdeki. Doğrusu bak bu abuji işlemiyoruz. Yani litni işlemiyoruz aşkım. Litni işlemiyoruz. Merak etme. Bence Hilmi Cem arkadaşlar şu tip bakın. Yani benim hayat tecrübelerim sana bunu söylüyor. Şey alabiliriz kancım. Yani Hilmi Cem hem fiziksel açıdan güzel hem de baskın karakterli, yani kendini iyi ifade edebilen, hani fikrini pat pat söyleyebilen, karar alabilen, daha bağımsız, özgür, atıyorum işte ne bileyim kendi parasını kazanan falan, hani kimseye muhtaç olmayan, böyle hani birinin kanatlarının altına girmeyen, kastettiğim o. Yani her şeyiyle düşünün bir paket. Baskın derken kastettiğim bunlar yani. Bu iki birleşim, yani hem fiziksel açıdan güzel hem baskın bir karakter. Hilmi Cem'e bence kendini yetersiz hissettiriyor. Tam o Erko kasa, biliyor musunuz? Bu yüzden Aleyna'yı sevmiyor mesela. Ben öyle düşünüyorum. Ya yani ona göre mesela kadınlar şöyle olmalı. Ya Damlacan gibi olmalı ya mesela Nagihan Merve gibi olmalı. Yani hani o ikisinin bir arada oluşu Hilmi Cem'i acayip bozuyor. Dengesiz bozuyor yani. Kesinlikle içten içe ona yetersiz hissettiriyor bence. Bence. Bu benim fikrim. Ben gördüğümü söyledim. Ay, yani iş komu lafıydı, biliyor musunuz? Böyle dedikodu yapar yapar sonra böyle yapar. Ben gördüğümü söyledim. Kanka, tabii ki de. Ona ne şüphe. Oy benim aşkım. Evet, City kızlarına karşı bence de öyle ama her City kızı değil işte. Yani orada başka çok ince bir nüans var orada yani. Ya işte şey, Cihanofobia. Bence de o zaten kimseyi sevmez de, demek istediğim şey hani daha onlara karşı mesela yapamaz. Aleyna'ya yaptığını yapamaz onlara yani. Onu kastettiğim o aslında biraz. Yemeyeceğim sevgisi bunların tam tersi. Şaşırmadım. Ha, pardon. İmcim sevgisi bunların tam tersi. Öyle mi? Ya şey bir kız mı? Hani fikirlerini özgürce söyleyen, baskın filan öyle bir tip mi? Nefsi Aleyna'yı ahlakçılıktan sevmiyor. Orası kesin. O slut shaming'den yani o. Onun için böyle hani böyle tırnak içi cilveli hareketler falan Nefise'ye göre hiç değil. Hattori ne demiş ya, ona bir kalp gelmiş. Unuttum. Damlacan. Yüz. Seviyorsunuz lan Damlacan'ı. Nefise düz cevabı veriyor. Harbiden çok doğru. Ne bir daha kadar. Bir il olsa düzce olur da. Ay gördüm gay paniği. Çok güldüm. Evet. Aa, evet. Damlacan konusunda da geleceğiz şimdi. Hatta şimdi gelelim Nagihan'la tartışmasına. Ya arkadaşlar, şimdi bence şey, ya o tartışmada şöyle bir durum var. Yani gene mesela yanlış yerden tartışıyor Nagihan konusu. Şu bence büyük bir haksızlık gerçekten. Yani bir oyuncu neredeyse 1,5 ay gibi bir zaman boyunca oynamadan adada bence zaten durması saçmalık. Ama hadi bunu geçiyorum. Hani Nagihan gibi daha önce kendini defalarca ispat etmiş ve reyting açısından da yüksek bir oyuncu. Ben oynamak istiyorum dediği sürece ve doktor raporda gerçekten kanka sana kalmış diyorsa bunu eleştirmiyorum bakın. Orada niye bile demiyorum, size yemin ederim. Benim orada takıldığım iki tane şey var. Bir, Nagihan oynamadığı halde neden istatistiği orada duruyor? Yani hadi orada duruyor okey. Ona da bir lafım yok ama yarın öbür gün düelloya çıktığında bu çok büyük bir haksızlık. Bu yani en büyük haksızlıklardan biri. Ben cinnet geçirirdim öyle söyleyeyim size. Yani bu insanın istatistiğinin düşmesi gerekiyor mantıken. Ki böyle bir avantajı olmasın. Çünkü zaten orada yani mesele tamamen istatistik üzerinden dönüyorsa, şu anda Nagihan'ın 1,5 ay oynamayan haliyle orada istatistiğin en tepesinde %60'larda olması kadar saçma bir şey olabilir mi ya?
Ya asla seçmemeli mesela düelloda. Atış hakkı onda olmamalı yani. Böyle bir şey olamaz yani. Olamaz. Bu bir kenara. İkinci haksızlık burada. Nagihan'ın konseyde oy kullanıyor olması. Neden kullanıyor abi Nagihan konseyde? Yani oynamadı. Yani ben işte destek veriyor diye mi oy kullanıyor? Anlamıyorum gerçekten. Gözlemci olarak mı oy kullanıyor? Kanka sen oyunlarda oynamadın. Bu ne demek? Kadın haftası sen yazılamıyorsun. Sen yani bu işte Acun'un getirdiği bir kural var ya işte 3 hafta yazılamıyor. Bu hafta hakkını şimdi kullandın Nagihan filan. O gelmeden önce de kullanmıştı Nagihan. Ve o zaman da yazılamıyordu mesela. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Yazılamayan bir insanın konseyde yazma hakkı da olmamalı. Yani Nihan'cığım olmaz işte. Ben olmamalı yani. Ben yoksa Anıl'ı hatırlıyorum. Evet Anıl da kalmıştı bayağı. Bu Merve'nin kanketosuydu. Ayağı alçıdaydı kalmıştı. O da ayrı bir saçmalık da. Dokunulmazlık alması çok saçma. Dokunulmazlık aldığı haliyle oy kullanması çok saçma. Duello'da atışı seçecek olması çok saçma. Yani haksızlık yani. Hani orada yazık günah bu kadınlar burada. Yani götü çatlıyor ya bunların. Ya olabilir mi böyle bir şey? Ya yani bir bedeli olmalı tabii canım açık açık koruyor tabii ki. Sevdiğin nami bilmiyorum da yani. Onu da halk birinci yapıyordu. Doğru söylüyor. Evet. Güzel hatırlatma. SMS'ti. Ve yani SMS senesinde kalabilir tabii ki. Evet. Bunun hiçbir sakıncası yok. Ama bence gene konseyde oy kullanamaz. Of. İrem Demir. Vallahi şey gibi o. İktidarın siyasi ortakları gibi. O hiçbir zaman olmayacak bir cevap o. AKP MHP mi gibi bir soru. Neyse yani Damlacan'ın hani zaten bence o tartışmada yani saçmalık seviyesi yani. Hani Damlacan'la niye muhatap olunuyor burada? Damlacan'ın gerçekten bugüne kadar hiçbir zaman Nagihan'ın kıskandığını düşünmedim. Yani böyle bir şey hissetmedim hiçbir zaman. Gayet hani oyunlarında Alena'ya olan takıntılığı beni ne alaka oluyordum bir tek. Ama hani Nagihan orada bence tartışması gereken isim Seda'ydı. Çünkü aslında Seda neyse Nagihan o. Eşittir. Sadece üslupları başka biliyor musunuz? Ve bence hani Nagihan biraz daha dışarıda bir tip hani duyguları. Daha böyle hani daha refleksif bir kız yani böyle hani. Neyse o hani bir ajandası falan hani onun böyle her şeyi çok ortada yani kızın. Dolayısıyla ben mesela Nagihan gibi birini tercih ederdim Seda'ya. Ama ikisi de aynı şekilde istatistik kovalıyor. Mesela Seda kovalamıyorum diyor. Ay böyle bir yalan olamaz. Yani böyle bir yalan olamaz. Eşek gibi kovalıyoruz karşı ve biz bunu görüyoruz. Yani biz şöyle görüyoruz. Düşün. Nefise'nin atışı kötü olduğunda Nefise'ye atlıyorsun. Merve'nin atışı kötü olduğunda Merve'ye yapışıyorsun filan. Yani sen son derece istatistik kovalayan birisin. Nagihan da kovalayan biri. İkiniz de bence benzersiniz o anlamda. Seda'nın şaşırması olay ya orada. Böyle böyle Yaz Nagihan'ın orada şey tabii güzeldi. Sen sporcu geçmişin olmadığı için. Sakatlık ne bilmiyorsun. Ay, ayrıca Seda yani gayet de Nagihan'ı madiledin sakatlık üzerinden ya. Ay, lütfen artık bu yalanları atmayın arkadaşlar. Ay Survivor'da konseyde yalan atmak ne demek ya? Kanka izliyoruz biz. Ya o insana yalan attın ne oldu mesela ya? 30 milyon insan gördü. Tabii ki Seda delirmiştir ve çok da yemin ediyorum benim içimi yağlarıydı. Ay, Nagihan tam nasıl bir tip biliyor musunuz bence? Böyle şey bir tip. Ruhsal evrimin için kendine emek verdiğin ve hani kurtulmak istediğin iç ses vardır ya. Bak sana ait bir iç ses kadın. Kesin bu. Ama o iç sesi istemediğin için mesela terapilere falan gidersin. Hani öyle düşünün. Yani insana zarar veren bir iç sestir o çünkü. Nagihan tam olarak bu. Kurtulmak istediğim iç sesim. İşte River aslında saftirik değil de şey işte o. Çok ortada kadın yani. Çok refleksif. Yani planla programla falan konuşmuyor. Mesela şeye ben hak veriyorum maalesef Seda'ya o konuda.
diyor ki birkaç haftadır diyor şimdi sessiz kalmıştı diyor. O yüzden diyor şimdi böyle bir şey yaptı. Doğru mesela Nagihan tam olarak böyle biri. Birkaç hafta konseyde özne olamadı ya kavgalarda. Orada böyle bir ya öyle duramaz o. O özne olmadığı hiçbir yerde duramaz. Çok ya aşırı büyük bir megaloman. Yani çok büyük bir boyutta. Ya çok üzücü aslında kadının durumu yani. O megalomanlıkla yaşıyor bütün bu hezeyanları filan da. Ay hiç bilmediğim konular konuşuluyormuş. Arkadaşlar hadi artık bu ben konulara devam ederken siz de artık like'layın şunu bakalım. Aa bilmiyorum Beyza. Burada ama sana yardımcı olan arkadaşlar olur kesin. Evet. Şey çok ayıp ya. O bayağı bence ayıp mesela. Geçmiş olsun dememişler misin Nagihan'a? Yani Sedan dememiz bir garip değil mi yani? Ka ayıp bir şey. Lan senin ikizin atlet yani hani sakatlık falan bu işleri de yani şahit olmuş birisin. Ya geçmiş olsun çok insani bir şey ya hani ya orada Survivor'da ne kadar madileşirsen madileş yani geçmiş olsun dememek bana gerçekten çok acayip geliyor ya. Bilmiyorum. Çok tuhaf. Kadın bozulmuş tabii hayvan gibi ve çok haklı. Diyor ki biz diyor mesela dışarıda görüşüyorduk diyor. Ay hakikaten o iğrenç kısır günü fotoğrafı. Ay onu bulsam da haftaya buraya getirsem keşke size. Ya da siz bulsanız da bana yollasanız şu an. Seda'nın elindeki kısırlar günü. Şey altın günü. Aslında işte kısırlar, börekler falan. Hepsi orada. Nagihan orada. İşte o Sahra. Ay Sahra. İşte Seda dostluğunu bu hafta aydım ben. Kız onlar o kadar yakın mıydı? Ne korkunç bir arkadaşlık o. Ay evlerden ırak ya Rabbil alemin. Ay ne olur. Yemin ediyorum metroda bile yan yana gelmek istemeyeceğim bir ikili. Aa, bu arada Damla şöyle bir şey söyledi. Dedi ki madem dedi Nagihan dedi sakatlığa bu kadar önem veriyor dedi. Berna dedi duello sonrası dedi yarışmak istemedi dedi. Sakattı dedi. Nagihan onu oyuna soktu dedi. Kanka doktor raporu yoktu ki Berna'nın. Neden yarışmasın? Yorgun diye yarışmamak ne demek? O zaman Aleyna'da yarışmasın. Aynı duellodan çıktı üstelik. Üst üste oynadı Aleyna. Yani işte 10 küsür oyun oynadı yani. Senin gibi 6-7 oyun da değil. Neden? Doktor raporu yoktu ki. Doktor raporu vardı diyor. Mesela bir kişi de düzeltmiyor onu. Hayır yoktu doktor raporu diyor. Daha doğrusu orada galiba kırmızı takılan biri düzeltti duyulmadı o. Ya Acun'u falan da düzeltmemesi ayrı bir saçmalık yani. Bayağı asıl uydurdular orada. Berna sakatlıydık arkadaşlar. Yorgundu Berna. Ve niye mesela Damlacan'a bunun cevabı verilmedi? Bu ayrı bir saçmalık. Evet. Gelelim bu haftanın bir başka kavga konusuna. Ogeday Yunus Emre kavgası. Ya neyse o konuyu geçiyorum zaten. Yani o herifin adını bile ya yani minimumda almak istiyorum ağzım. O yüzden kavganın içeriğini geçiyorum. Ama tek bir şey söyleyeceğim size. Şey çok güldüm. Ay daha çok güldüm ki. Buna şimdi sarı papatya sarı papatya falan diyorlar. Kanka kız konseyde bana ırkçılık yapıldı demesi. Ay mükemmel bir an. Gerçekten sosyoloji fakültesinde bayraklar yarıya çekildi. Herkes bir 2 günlük yas ilan edildi. Bütün sosyoloji fakültelerinde. Irkçılık demesin, sarıcılıktan mükemmel. Yemin ediyorum İsveç nazisinin bile aklına gelmez şu. Ya sen manyak mısın kardeş? Sen nerenin, nasıl bir cehalet, nasıl bir yokluk, nasıl bir burada yaşamamak? Acun'un da onu böyle konseyde hani ya pek ırkçılık diyemeyiz. O bile acıdı ya, o bile acıdı. Illegally blonde. Ay. Acı. Sana öyle diyorlar diye öyle olmuyorsun. Ay zincir. Durun. Durun şu. Ya biz bu Survivor'ı boşuna sevmiyoruz ya. Boşuna sevmiyoruz.
Kadınlara pet dağıtılırken erkeklere ne dağıtılacak diyen o erkek Yunus Emre. Ay, gördünüz mü bugün o tweet'i? O kadar güldüm ki. Yani dev güldüm. Erkeklere ne dağıtılacak biliyor musun kardeşim? Sana şu anda söyleyemiyorum onu ben burada. Bu bir canlı yayın olduğu için ve ülkede hukuk böyle şeylerde çok hızlı çalıştığı için şu anda onu söyleyemiyorum sana ne dağıtılacağını erkeklere. Ay çok güldüm ya. Ay dur, burada bir sürü konu konuştum. Ve arkadaşlar maalesef ki bu Yunus Emre Seda tartışmasında bunu söylemek istemezdim ama Seda Ocak. İlk kez Seda Ocak. Yani gerçekten kadının şeyi çok haksız mı ya yani? Kanka ben bunu duymak zorunda mıyım diyor ya. O kadar haklı ki. Ya o kadar haklı ki. Orada kim bilir ne iğrenç cinsiyetçi küfürler ediyor mesela. Ve yani ben bunu duymak zorunda değilim diyor. Ya o kadar haklı ki. Yani söyleyecek hiçbir şey yok hakikaten. Sonrasında Seda annesine küfretmiş. Ay ne boş işler ya. Seda senin anneni niye küfretsin ya? Geri zekalı. Gerçekten yani. İlk defa Seda. Hakikaten ilk defa Seda. Ama arkadaşlar son defa Seda. Yani burada bakın ilk defa Seda ve son defa Seda. Kan doğru verebilirsin. Arkadaşlar bu kadının durumu artık ciddi söylüyorum. Beni endişelendirmeye başladı bakın. Şaka değil bu. Yani çok acil bir şekilde hırs ve hazımsızlık ve şey yani takıntı tedavisi görmesi lazım bunun. Çok ciddiyim bakın. Sema göreve kanka. Vallahi ikisinin hiç iyi durumda değil. Bak Aleyna'nın açık ara Seda'dan çok çok daha iyi olduğu o oyunda. Hatırlamıyorum şimdi ikinci dokunulmazlıktı galiba. Böyle bir delilikte mesela yani sorusu da şu. Bak hep ödediğimizde sonra yedirisim geliyor işte. Ya bu neden çok ayıp biliyor musunuz? Yani neden bu bir hastalık seviyesinde olduğunu düşünüyorum bunu. Sedacığım bir azıcık şey Kaan'cığım alabilirsin canım benim. Sedacığım sen zaten fiziksel açıdan Aleyna'dan tabii ki daha üstesin. Bak burası bir kesin. Biz sana bunu teslim edelim şimdiden. Sen ya, her şeyden önce bir rahatla. Yani Nagihan'ın kupası verilince rahatlıyor ya. Sana da övgünü verelim de rahatlayalım kraliçe. Tam olarak bu yüzden de Aleyna'ya bu takıntı çok hastalıklı görünüyor. Çünkü senin zaten atıyorum mesela son dörde falan inşallah çıkar bu arada. Bunu çok istiyorum. Ama öyle bir rakibin değil zaten senin. Sen deli olmalısın. Yani Aleyna'ya bu kadar takman için hakikaten başka türlü bir manyaklıkta olman lazım. Kanka kız sayı ve en ufak bir aşırısı yok kızım. Bakın şu kadar bile aşırı hareket etmedi. Yani ve ben olsam neler yapardım yani muhtemelen Seda'ya. Beni bu kadar ezikleyen birine neler neler yapardım. Aleyna gene iyi yapmıyor valla efendi gibi orada. Sadece o her zamanki o hani bir bence ciğer rahatlaması çığlığı atıyor. Yani o yapı hani bir ciğerini rahatlatmak için kız çığlık atıyor. Ve Seda'nın bunu aldığı yere bakın mesela ya. Ya koskoca kadın bir de utanmadan diyorsun ki benim 20 yaşında çocuğum var diyorsun. Kanka 20 yaşında çocuğum var ve 24 yaşında bir kadınla uğraşıyorsun ya. Ya sana yazıklar olsun. Söyleyecek ne var ki? Senin kızın yaşında bir kadınla uğraşıyorsun. Full. Sürekli. Ay nerede o günler? Aleyna Seda Yeles'e dünyada daha istediğim bir gece olamaz. Yani o Ogeday kazanıyor. Bana şöyle bir formül veriliyor bakın. O Ogeday kazanıyor ama Aleyna Seda'yı eliyor. Oradayım. Aldım. Şeytanın bu pazarlığı yaptım. Aa, Beril. Ne? Ay korkunç saçmalamayın Allah aşkına. Ben öyle biz öyle bir şey duymadık. Biz duyduk mu ya bunu? Ben vallahi duymadım. Şebnem, hemen izleyeceğim bunu. Ya gerçekten yayından sonra ilk bunu izleyeceğim. Nasıl aramalıyım bunu? Herhalde Nisa şampiyonluk anı mı diyeceğim? Hemen arayacağım. Yani Yunus Emre'den %100 beklenir de
Çok uf. Yani öldürürsün lan. Dalga mı geçiyorsun? Öldürürüm ben. Yani Seda'nın yerinde olsam yani Yunus Emre'nin üzerine yürümüştür. Şaka değil. Her şeyi göze alıp yani. Ah dur. Oo, korkunç konuşmalar. Ay korkunç konuşmalar. Aman ya Rabbi. Ay Beril'e bakın daha yemin ediyorum bir ay önce izlemeye başladı bizim yüzümüzden. Ay hemen izleyeceğim çocuklar tamam. Nisan şampiyonluğu 1 2019-2 tamam. Bu çete sürekli yalan bilgi dönüyor demiş biri. Zey harika. Bu çete sürekli yalan bilgi dönüyor mu? Ay aşk olsun. Nasıl bir çet lan bu? E beraber izleyelim vallahi olur. Ay ne diyorsunuz arkadaşlar? Beni niye kandırıyorsunuz sürekli? Ne kadar ayıp bir şey bu. Burada birbirimizi kandırmamalıyız Survivor üzerinden. Hayır beni bu arada Beril kandırmaz. Beni kandırmaz. Ben inandım yani şu an ona. Demiştir tabii ki arkadaşlar tam Yunus Emre'lik hareketler ya. Neye inanmayacağım sanki yani. Kim ki yani özgür dedi de inanmayacağım. Aşkım eski videoları yorumlamayı ben de aşırı isterim bu arada. Bugünkü test konumuz inanılmaz eğlenceli burada ama neyse. Ben de çok isterim ama bu telif meselesi nasıl çözülüyor burada mesela? Nasıl olacak o iş? Yani YouTube'dan veremeyiz. İndirmemiz lazım belki de bu tvdizler.tv'den indirebiliriz belki. Tamam yapalım bunu. Ama bulmam lazım yani şu sezon şu bölüm nasıl bir tarama abi o nasıl bulacağım ben onu? Yoksa size izletmek istediğim bir tane zaten bir video var yani o Survivor tarihinde en istediğim şey. YouTube'da çok zor o iş. Bence de zor. Twitch'te oluyormuş bu işler. Gene mevzu Twitch'e. Aleyna'nın annesinin söylediklerini izledim evet. River'cim muhteşem. Zuhal Ana. Ne Zuhal Analar var? Benim de annemin adı Zuhal ama gerçi benim annem Acun'u ikiye bölmüştü öyle söyleyeyim size. Acun Mede'ye dinamit molotof atmıştı annem. Çok net yani. Gülşah. Kanka o an nasıl bir an hakikaten ya. Acun abi diyor, seni mi çekeceğiz? Evet beni çekeceksiniz abi. Devam. Gerçekten inanılmaz. Ekşi de okudun ha. Ha Ekşi'den bu haber. Nihancım evet annem Oğlak Burcu kardeşim. Bu bilgiyi biliyor muydun yoksa astroloji konusunda bir üstat mısın? Ay şeye de çok güldüm mesela bu hafta. Birinci dokunulmazlıktaydı galiba. Nefise'yle oynamış bu. Nefise sakatlanmış orada gerçekten. İlk defa kızı öyle görüyorum. Ayı gibi bağırıyor. Seda hala atışta. Kafa orada atışta kızı böyle aa filan. Diyor. Ben aslında diyor orada diyor ilk elde geldim attım diyor. Ne deli bir kız ya. Ya ne deli bir kız abi. Ben acayip tutuluyorum Seda'ya ya. Aşırı. Ay kuku ben asla istemem bunu. Bu benim için Survivor mesela asla izlememe sebebi. Ay no. Ben asla izleyemem öyle şeyler. Yok parkurda kötü olan Survivor izlenmez. Çok kötü. Evet. Ay Gizem'in gidişi bir kötü oldu ya. Değil mi? Onu konuşmadık bakın. Gizem'le Yağmur'un gidişine. Yani Yağmur'dan zaten çok haz etmediğim için üzülmedim de. Gizem'e gerçekten üzüldüm. Çünkü kız tam böyle açılmaya başlamıştı ya bir de parkurlarda. Seda'yı Meda'yı iniyordu abi mükemmel. Yani bir Merve ile vedasını da böyle çok şey buldum. Üzüldüm yani. Hüzünlü buldum. Bu arada mug'ımın güzelliğini size göstermek isterim. Bir çift meme. Şöyle. Çok iyi değil mi? Bayağı en sevdiğim mug. Umarım bir şey olmaz. Başına bir şey gelmez. Hep çok korkuyorum. Elime aldığımda böyleyim yani. Kırılacak diye. Arkadaşlar like atalım artık. Ya yeter daha. Vallahi yeter. Dur şimdi. Efendim? Ne anketi?
Ne açtın anket? Şampiyon kim oldu? Hangi şampiyon? Ha, Survivor. İyi açtın aşkım. Kimler var? Hayır, tamam bana söyle bileyim. O gelirse daha iyi. Nagihan. Nagihan'ı sil bence oradan. Nagihan'ı az önce fragmanda gördüm. Ay çok kötü, çok üzüntü görünüyordu durumu. İnşallah düzelir bu arada. Diyorlar ki ankete oy vermiyoruz. Aleyna'yı koyun. Aleyna'lı anketi de bir dahaki hafta açarız be. Kraliçeyi ezdirmeyiz burada. Hasan kimi tutuyor? Hasan Özgür'ü biraz tutuyor gibi. Nefise. Nefise'yi tutuyormuş. Ay Hasan saçma ama Aleyna yaptıklarından sonra mı? Hani uyuz oluyordun? Ha? Cevap vermiyor. Şunu yapıyor bak bana. Bu ne demek ya bu? Uyuz oluyordu Nefise. Yalan arkadaşlar. Onun Nefise'yi falan tuttuğu yok. Nefise'yi parkurda inanılmaz beğeniyor sadece. Şey yani Barcelona'yı tutar gibi tutuyor onu. Manchester City'yi tutar gibi. Ama Özgür'ü tutuyorsun aslında değil mi? En çok sevdiğin Özgür değil mi? Sevmek ayrı. Şampiyon tutmak. Hayır peki tamam. Sevdiğin kim? Özgür. Özgür evet. Peki Özgür Nefise finale kalsa tıpkı geçen sezon olduğu gibi kim kazansın istersin? Özgür. Evet sen Özgür tutuyorsun hayatım o zaman. Kabasit. Şampiyon adayları arasından birini tutmak. Senin anket açtıklarının arasından. Ulan orada ben de Nefise'yi tutuyorum. Manyak ne alaka? Kaan Berna'yı tutuyordur. Almancılık dayanışması diyor. Ay Kaan asla Berna'yı tutmazdı. Kaan %1 milyon Özgür'ü tutardı. Öyle söyleyeyim size. Kesin yani bu. Her şeyle. Size bir şey söyleyeyim Özgür. Yani bayağı Ogeda'yı eleyecek biliyor musunuz? Bence öyle. Özgür Ogeda'yı eleyecek. Var mısın? Senle bahse girelim. Ha? Girelim mi? Herkesin önünde burada 808 kişinin önünde. Vallahi bence öyle. Uf, bu kadar güzel olur ki arkadaşlar. Ay yani bir Aleyna Seda bir şey. Özgür Ogeday. Ogeda Nefise finali. Arkadaşlar el klasik olur o. O el klasik olur. Ben size söyleyeyim. Müthiş olur tabii ki. Güzel final olur şimdi. Allah için. Ütopik final ikilim. Yaman Aleyna ne diyorsunuz? Ne alaka bir final? Düşünsenize ne kadar kötü bir final ya. Ay Aleyna ne kadar kafası düşer. Yaman'la finale kalsam bu ne ya der benim karşımda. Zeyzeycim Hakan'ı zor eledi Özgür diyorsun da sana şöyle söyleyeyim. O 4-3'ten durum yani 3-3'ten durumu 5-3'e getirmek sana şöyle söyleyeyim gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani oyun gitti kafasına girmemek ve yani şöyle düşün 3-0 öndesin. Rakibin 3-3 yapmış ve oradan 5-3 yapıyorsun. Yani bence çok zor. Merve Seda finali. Ay ben kalp krizi geçiririm. Deliririm. Ben ayaklarımı falan yerim heyecandan. Öyle söyleyeyim size. Nagi Seda finali tam kaos hakikaten. Güzel olur. Arkamı yaslanır izlerim diyeceğim de yok maalesef Nagi'yi tutarım. Ne alaka? Ne kötü bir final ya bu. Ne kötü bir final bu. Ben stres kontrolü nefis yani. Nefis. Ay bunu yanlışlıkla verdim ama bence de. Hakan Berna duellosu efsane olur hakikaten. Peki arkadaşlar şimdi ne olacak mesela? Bu hafta da erkek dokunulmazlığı var. Umarım yine mavi takımdan biri gider artık. Hakan ya da Yaman gider diye düşünüyorum. Ay Yeto! Yeto. Bu ikisi yeter artık yani. Lütfen hadi. Bir sonraki hafta birleşme mi var? Ben bunu anlayamadım. Ve bu birleşme niye bu kadar önemli? Bu fanlar niye bu kadar seviyor bu birleşmeyi?
Bu herkesin aklında bir birleşme var. Bu birleşmenin özelliği nedir? Burada adalar birleşmiyordur umarım. Böyle bir saçmalık olmuyor değil mi? Eskiden bu işler için 6 kişi falan kalınca oluyordu. Ha, değil mi? Gerçekten birleşmiyorlar. Süper. Ha, parti var. O yüzden bu kadar önemsiyorlar bunu. Adalar birleşmiyor. Güzel. Ay, adalar birleşiyor mu? Ay, olamaz arkadaşlar böyle bir şey. Ay hayır, saçmalamayın, istemiyorum bunu. Bu çok erken daha ya. Hey, şimdi bak düşünün. Ya bu kadar kalabalık bir adada yaşayamazlar ki, çok saçma. Kalabalıklar ama. İşte tamam, evet, bir noktadan sonra tabii ki birleşiyor. Adalar birleşiyor. Arkadaşlar tabii ki bir noktadan sonra birleşecek ama mesela bir yerde 3 bir yerde 4 falan kaldığında birleşiyordu. Yani şu an 20 kişi bir adada mı yaşayacaklar yine? Sen birleşmede hangi şarkıyı söyleyeceksin gibi bir şey duydum. Arkadaşlar benim birleşmede söyleyeceğim şarkıyı var mısınız bu gece hep beraber seçelim? Bu gece beraber seçiyoruz bunu. Testle seçiyoruz. Hadi bakalım. Oraya da bağladım kanka. Editör deyince de ben be. Birleşme kombini yapayım hadi. Gece kurbanı mükemmel. Ben gece kurbanı söyleyeceğim. Ay mükemmel olurdu bu arada. Ay sana değeri nasıl söyleyeyim kız? Benim öyle bir sesim mi var? Ben sadece Mustafa Sandal ve birkaç Teoman şarkısı söyleyebilirdim orada. Çünkü ancak o şarkılarda detone olmuyorum. Birleşme kombinini haftaya yapıyorum ulan. Size var ya, inanılmaz bir şeyle geliyorum. Pinterest'imin en özel parçalarını açacağım burada. Olası birleşme partisi kombinleri yapacağım burada haftaya. Ay mükemmel. Ay iyi ki varsınız ya. Gerçekten hayatsızları o kadar seviyorum ki size anlatamam. Vlog motivasyonu var içimde yani. Bu canlı yayınlarla ilgili. Yıldız Tilbe delikanlımı söylüyormuş. Bir şey söyleyeceğim. Bundan birleşmede şarkı mı söylüyor? Ay ne olur yapma. Yeter içinde kaldım utançtan. Lütfen. Bunlar gerçek değil, değil mi? Aleyna'nın Dominik şarkısını dinlemedim. Ay, arkadaşlar Aleyna'dan soğumamak için şarkılarını dinlemiyorum. Lütfen. Giyinip geleyim. Birleşme kombinlerini yorumlayayım. Ha tamam, bundan önce vardı. Birleşme kombini. Tamam. Bu birleşme kombini meselesini haftaya alıyorum. Notunu alıyorum. Şu notuma yazdığım şeye bakın. Birleşme kombini. Daha kalitesiz bir iki kelime yazmamıştım gerçekten bugüne kadar notuma. Kombin. Kombin kelimesinden çok tiksiniyorum biliyor musunuz? Anlatamam size. Yani tiksintimi anlatamam. Nedeni de bilmiyorum bu arada. Yani kombin kelimesini bir kalitesizlik var yani. Ne diyebiliriz ama kombinin yerine? Ay aşkım çok, Hasan çok mu sıcak oldu ya? Klimayı mı açsak? Vallahi ben Ses çok... olur. Ay burada da mı artık sesi olur? O zaman cam açalım biraz. Çok sıcak ev. Luke da fazla züppe. Luke'u da sevmiyorum. O da fazla züppe geliyor bana. Bu ikisinin ortasında bir şey bulmamız lazım. Daha insani bir şey bulmamız lazım. Arkadaşlar biz ne yapacağız bu yaz ya? Ne olur yalvarıyorum bir akıl fikir verin, ne olursunuz. Ne yapacağız? Vallahi size bir şey söyleyeyim. Tek düşündüğüm şey ne biliyor musunuz? Rami'yi nasıl çıkaracağım? Yani yoksa ben evden çıkmayacağım zaten. Burası bir kesin de. Ya Rami'yi nasıl çıkaracağız arkadaşlar? Ne yapacağım ben? Sabah 6'da falan mı çıkaracağım ben bu çocuğu? Bu saatleri buna çekmem lazım, evet. Ay ne konuşuyorsunuz? Kaçırıyorum. Birleşme kıyafetleri yorumlamayayım mı? Aa, bir de kızmış. Ne oldu kız aslında? Neye kızdın? Ay çocuklar çok fena.
Ay, Rami'nin bu arada yatağa gelmemesiyle evin sıcaklığının hiçbir ilgisi yok Berit'ciğim. Rami'nin huyu o maalesef. Otururken koltuğa da gelmiyor ki. Ay, o kadar özeniyorum ki mesela Tuğçe'nin köpeği Küba. Ne güzel mesela, hep Tuğçe'nin götünde. Gece onunla uyuyor. Bu kodaysan öyle. Dali öyleymiş. Herkese de soruyorum bunu, biliyor musun? Açıklı durumum. Tam o şey anneyim. Ay, sizin çocuğunuz annesiyim. Şey geliyor mu diyorum mesela yatağa, sizle mi uyuyor filan? Herkes böyle, tabii ki bizle uyuyor. Orada gene benim bir moral manım gene düşüyor. Neyse artık arkadaşlar, evladımı olduğu gibi kabul ediyorum tabii ki. Ay, ne güzel ya. Yapışık köpek, o kadar çok özleniyorum ki anlatamam size. Ama mesela şey de çok, nasıl anlatayım size. Ya bana düşkünlüğü çok hat safhada. O konuda hiçbir sıkıntım yok çocuğumdan yana. Canım benim mesela, ben evden çıkayım mahvolur. İşte arkamdan gelmek ister her yere. Bir yardım etsin, beni bekler eder. Ben uyanınca çok mutlu oluyor filan. Ama işte ayrı oturuyor. Benle oturmuyor maalesef böyle. Neyse güzel dostlarım. 2 dakikalığına bir ara veriyorum. 2 dakika değil de yani 1 dakikalığına. Bu şahane videoyu izlerken dönüşte de benim Birleşme Partisi şarkımı bulacağız. Hadi bakalım. 1 dakikaya görüşürüz. Yavrum. Ya böyle bir manyak olabilir mi? Tabii ki kan buldu. Ya böyle bir manyak olabilir mi? Arkadaşlar ben bu videoda neye şaşırdım biliyor musunuz? Kedi hiç gergin olmaz. Yani kedi o planörün sahibi falan bence. Ya yani sahibinin kedisi gibi bir şey yani. Bu planöre alışkın bence kedi. Çünkü sıfır gergin. Yani yüzü falan hiç gergin değil. Kedinin kol kasları. Hakikaten inanılmaz. Kedinin sakini eşittir. Kaan çok doğru. Oy, benim canım Ramim'de. O kadar güzel oluyor ki rüzgarda. O yüzünü görmeniz lazım. O tüylerin tamamen geriye yattığı bir an var. Çıldırıyorum. Bu arada bugün... Ya şimdi Ramim tüyleri inanılmaz uzun, tamam mı? Felaket. Ya yani hemen hemen her gün tarıyor olmama rağmen... Şey, kıtık oluyor. Dolanıyor yani işte o. Keçe oluyor. Neyse ben de tıraş ettirmiştim falan geçen yaz. Ama böyle sıfır değil yani. Makas tıraşı, makine tıraşı değil. Ama yani neticede kısalmıştı. Abi bugün, geçen gün Gökçe söyledi bunu. Dali'nin annesi Gökçe Günaydıncığım. Dedi ki ben Dali hiç tıraş ettirmiyorum. Çünkü dedi bunların dedi, derileri tek katman dedi. Cilt kanserine dedi yol açabiliyor falan. Neyse bugün de böyle aşıya gitmiştik veterinere. Dimitri'ye sordum. Dedim ki böyle bir şey duydum arkadaşımdan, doğru mu? Dimitri dedi ki kesinlikle dedi, çok zararlı zaten, bir tek bu cins değil yani, her cins için söylüyorum ben, tıraş çok zararlı bir şey dedi, düzeltme tıraşı dışında. Ne diyorsunuz buna, herkesin haberi olsun arkadaşlar, veterinerime çok güvenirim. Vet Kadıköy
Aklınızda olsun. İhtiyacı olan varsa. Vet Kadıköy'de Dimitri. Müthiş bir insan. Kedi fokuslandı. Kedi sekans kedi de hakikaten. Çok yaşa Hasan dendi sana Hasan'cığım. Aynen. Kaan Hasan'ın iletişimine bakın buradan kutsal motor üzerinden. Çok yaşa Hasan. Evet. Arkadaşlar varsa şeyiniz Survivor hakkında ya da başka konularda konuşmak istediğiniz şeyler. Aa, şey çok saçmaydı ya. Bu bir tane herif var ya dizi yorumlayan. Soner. Murat Soner. Arkadaşlar ne mana o beni şeye sokmuş. Kapağı almış. Tamam versene onu bir. Bu ne alaka abi? Hayır yani gerçekten şoka girdim ben. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu herifle ilgili hiç konuşmadık mesela biz kıraathanede falan da. Herhangi bir tweetim yok herifle ilgili. Hani bu herifle ilgili hiçbir fikrim yok, sadece bir kadın düşmanı faşist olduğu bilgisi var bende. Arada da önüme düşüyor yani. Buradan var sadece. Yani beni sevme ihtimali yok bu herifin. Ama yayında beni gömmemiş de. Bir, bunu bana yollayan bir sağ olsun bir kardeşim, takipçimiz. Dedim ki sen izledin mi dedim yayını. İzledim dedi. Benim gömüyor dedim. Yani gömse de umurumda değil bu arada. Beni istediği şekilde gömebilir. Hele oyunculuktan %100 de. O da yokmuş mesela. Ne alaka abi, bu kapağı anlamlandıran var mı gerçekten? Ben hiçbir şekilde anlamlandıramadım. Yani hani ben o dizinin ya şöyle söyleyeyim, bu dizinin görüntü yönetmeni benden daha ünlüdür yani. Kurgucusu falan Ali Aga. Bu ne mana abi? Bu ne mana? Benim anası güzelsin şu kapağa bak. Ya seni yiyeceğim güzel. Allah Allah. Çok acayip ya. Hah. Aa, Erenköy mü? Oha, bana çok yakın. Ay bir dakika yazıyorum. Zoom Veteriner Kliniği. Dur. Ya Dimitri'yi inanılmaz seviyorum. Ama eve yakın ve yürüme mesafesinde bir veteriner de arıyorum açıkçası. Allah korusun acil bir şey olursa diye. Erenköy bana çok ok. Ah, Kaan'cım da yazmış. Ay Kaan, seni yiyeceğim, ben de yazdım diyor. Vallahi ben anlamadım arkadaşlar. Ben bu kapağı anlayamadım. O kadarını izlemiş gelip onu koymuş Zeyno demiş. Esin de kanka böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani mesela Fatih Artman'ın, Uras Kaygılaroğlu'nun ve bu iki erkeğin yanında Aslan Gürbüz gibi bir kraliçenin, bir divanın olduğu yerde gerçekten şey anlamıyorum. Videonun izlenmesi açısından da doğru yani, bir ticari bir görsel değil bu. Neden? Neden? Ay neyse ya. Abi, yani bir saniye bile izlememenin mutluluğunu yaşıyorum şu an. Ay Derya Hekim çok iyidir yazmışlar. Ay çok tatlısınız ya. Dur adını da yazayım. Ay süpermiş bu. Zeynepçim dememiş. Benle ilgili bir şey dememiş. Yani ben izlemedim de şey, o takipçim ya söylemediğini söylüyor. Vallahi ben anlamadım bu işi. Berivan'cığım onu da düşündüm ama o olaydan önceydi bu olay. Anlatabildim mi? Goofy olmadı be. Vallahi olmadı biliyor musun kanka? Hakikaten olmadı. Hiç abartı olmadı. Hemen de açıklayayım sana. Ya faşistliği zaten her milliyetçi gibi yani, o zaten cepte de çok milliyetçi yorumlarını görmüştüm yani. Ama onun dışında kadın düşmanlığı, şu Bahar dizisiyle ilgili mesela çok spesifik bir yorum yaptı. Bence çok kötü bir yorum. Bayağı şey, Bahar'ı, Bahar dizisindeki Bahar karakterini bütün o hikayenin içinde evli kadın evrenle cilveleşiyor gibi bir yerden, yani korkunç, saçma sapan, sıfır öyle yani. Zaten durum o da değil. Ya bu ancak bir mizojenik bir beyinden çıkabilecek bir şey. Yani burada hepimiz izliyoruz bari mesela. Buradan yani evrenle cilveleşiyor gibi bir yerden okuyabilir miyiz ki
bu kadar yani 20 yıl boyunca sevgisiz kalmış bir kadın da bir zahmet. Evet yani içgüdüsel olarak cilveleşebilir ayrıca yani. O daha ayrı bir konu. Bu niye erkeklere hak oluyor da kadınlara olmuyor mesela? Nasıl Bahar karakteri nasıl böyle bir şeyle eleştirilebilir mesela? Aynen öyle. İsterse de cilveleşir. Bu kadar. Bu çok arkadaşlar bu, bakın çok acayip refleksler bunlar ya. Hemen bakın pat pat kendini belli eder yani. Öyle bir yorum yapar ki mesela sen orada o mizojeniyi görürsün ya. Böyle çok böyle alt metinler falan aramamıza gerek yok yani. Bahar dizisinde Demet Evgar'ın oynadığı o karakteri buradan eleştiren herkes mizojenisttir. O yüzden kadın düşmanı da faşist de bence pek abartı olmadı. Sadece Bahar için değil, çoğu dizi yorumlarında kadın düşman yapıyor. Hiç tabii ki. Hiç sıfır şaşırtıcı bir durum. Feminist taklidi mi yapıyor yıllardır? Ay ama bu kasa öyledir de. En feminist onlar yani. Aşırı. Çok iyi ya. Ahlakçılık var tabii ki. Ahlakçılığın olduğu her yerde kadın düşmanlığı da vardır arkadaşlar. Onlar böyle Sema ile Seda gibi düşünün. Tek yumurta ikizdir onlar. Yani %100'dür zaten. Ahlakçı herkes. Aynı zamanda da kadın düşmanıdır. Sevişme görünce kuduruyor bu adam. Biz bu değiliz falan tribe giriyor. Bitiyorsunuz ya. Aman Allah'ım. Tam bir TC ha. Murat Soner'in feministlik. Bazı bir feministlik. TC feministliği. AKP'li mi bir de adam? Bende o bilgi de yoktu. Oha Demet ne tatlısın ya. 10 tane üyelik hediye etmiş Demet. Çok güzel. Kadına şiddet savununca kendini feminist zannediyorlar. Olağanüstü biliyor musun Elif Nas? Çok doğru bir tespit bence bu. Tam olarak bu yani. Hani yani kadınların dövülmesine karşıyım diyen kendini feminist zannediyor. Mesela feminizme bakın. Ah kardeşim. Ay bu arada Bahar'ın yeni bölümünü izlemedim ve merak ediyorum. Ben seviyorum ya Bahar'ı. Bayağı yemek yerken falan çok güzel gidiyor. İzliyoruz biz Hasan'la. Kahvaltıda ve akşam yemeklerinde. Yani Aytaç'ım tabii ki. Gerek kalmaz hakikaten. O da işte şey Lize gibi düşündüğünde. Lize'ye çok tutuluyorum ya. Uf. Allah. Erkek düşmanıyım. Burası çok iyi. Düşmanlık da kalite be. Yok arkadaşlar Van'da izlemedim ama The Gentleman'ı izledim. Bir bölüm. Bir bölüm izledim ve bayağı eğlenceli görünüyordu. Gayri çiçekiyormuş. Ben hiç sevmem ama adam üst seviye yakışıklı. Gerçekten yani tövbe bismillah bir yakışıklılığı var diyor James'in. Ama asıl kaya Scolo Dario. Daha önce söylemiştim size çok sevdiğim Skins'in de başrolüydü. O da var filan. Birkaç tane daha böyle sevdiğim oyuncu var. Eğlenceli bir dizi ya. Güzel bence. Bir de mekanlar filan güzel. Tam benlik. Ben eğlenceli buldum ilk bölümünü. Bakalım ne olacak ileriki bölümlerde. Bu zaten mini diziymiş yani. Bir dakika bir şey demiş. Burada kaçıracağım bir dakika. Ha. Aa. Zeynep. Özel değilse niye Kadıköy'den taşındın? Hiç özel değil diyorum ya. Aa, tabii ki yani sana söylemeyeceğim bir özellik değil yani de insanların yani ne gereksiz vaktini almayayım diye söyledim. Aynen öyle Burcu'cum. Prensi sağ bu soru yakışmadı biliyor musun? White Lotus'u izlemiş miydin Zeynep sorusuna üzüldüm. Üzülürüm. Çünkü taptığım bir dizi kendisi. Evet. Artık yavaş yavaş benim şeyde söyleyeceğim şarkıya gelelim mi? Birleşmede. Evet. Ne yapıyoruz şimdi bu hafta?
Seçim konuştuk ya, seçim konuştuk. Katıl'da var. Katıl video, Katıl'a üye olursanız seçim videolarını görebilirsiniz. Çünkü o videoları ancak Katıl'a yapabiliriz. Ancak Katıl'a üye olan insanların yanında o kadar güvende hissedebiliriz. Oo, Hattori Hanzo, sen ilk kez mi izliyorsun aşkım onu? İlk kez izliyorsan müthiş. Harika bir şey ya. Kusursuz bir dizi. Homeland. Bakın izlemeyenler için söylüyorum. Homeland. Net bu. Zeynep, hangi sezon favorin? Neydi hangi sezon favorim? Hangi dizide? Hangi dizide olduğunu söylerseniz söyleyeceğim hangi. Skins'i mi soruyorsun kız yoksa? Ha, White Lotus soruyorsun. Ay çok zor bir soru ya. Çok zor bir soru. Bir diyeceğim. Yani ama 51'e 49 filandır yani. Öyle diyeyim. Yani %100 ikinci sezonda bence mükemmel. Ama evet, biri daha bir seviyorum. Skins'te de en sevdiğim sezonlar 3 ve 4. O zaten herkes böyle. White Lotus, evet, Rosebud Pike geliyormuş ve arkadaşlar Asya'ymış, size bir şey sorma. O kadar heyecanlanıyorum ki kesin bu kişisel gelişime girecek bu. İşte şey, aşram maşram o Asyalarda. Bu dizimde aydınlanıyorumlar. Ben aydınlanma yoluna girdimler. Melekler filanlar bunlara girecek kesin. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa başka türlü ne yapacak Asya'da Mike White'ımız? Rosemont Pike seviyoruz ya. Ay bence de. Yok yok ya, ben de duymuştum bunu. Şu gerçekten şey, evinin girişine yazdırırsın ya şunu. O kadar iyi ki. Ya çok seviyorum. Çok şeyini çok seviyorum. Yazılarını çok seviyorum Mike White'ı. Ya muhteşem bir insan olduğunu düşünüyorum. Survivor'a katıldığını biliyor muydunuz? Dev bir Survivor hayranıymış. Dev ve katılmış da. Çok iyi. Keşke izlesek. White Lotus ve Bağır jenerikleri çok benzer değil mi? Yok be. Değil kanka. Ya bilmiyorum. Ben alakasız buldum. Yani bence White Lotus jeneriği çünkü bir şey yani. Bir manifesto yani. Orada bir hikaye var. Bağır jeneriği de çiçek açıyor. Berbat. Hiç sevmem ben o jenerik. Cancım. Leftovers diyorum. Eğer buna düştüysen sen, ben kardeş, ben bu canımı vazgeçmeye hazırım hayatımdan ve canımdan, ben ölüme susadım diyorsan Leftovers'a basabilirsin. Pardon, gene sizi dışlayarak cevap verdim. Görmedim kanka. O zaman zaten tabii benziyormuş. Evet. Ha, izledim onu, 3 kere bitirdim. Ay ne diyorsun? O zaman biraz düşüneyim ya. Şimdi ilk sefer aklıma gelmedi çok. O derece bir şey yani. Belki kanalın aklına gelirse yazar. Chat'te kutsal motoru takip et. ABD Survivor muazzam ya bizimkinin yanında. Hangi açıdan Cihan'cığım? Bir şey, parkurlar açısından mı yoksa şey mi? Paçozluk açısından mı? Station Eleven mükemmel de karanlık mı? Yoksa şunu hemen şöyle koyalım. İzlemeyenler için. Şöyle bir cevap geldi bana Kaan'dan. Evet yani olabilir. Ben şimdi burada Kaan'a itiraz edecek insan değilim hayatım. Yunan Survivor da güzel. Night of güzel, evet, ama mini dizi.
Çok güzel ya. Gerçekten Riz Ahmet'e aşkımdan arkadaşlar. Yani böyle fenalaşıyorum. Çok yakışıklı değil mi ya sizce de? Aşırı tutar bence Riz Ahmet. Aşırı tutar. Ay bir günde tutar tutmaz yapalım ankette. Evet, şeye geçelim hadi. Teste geçelim. Evet. Ya. En iyi Türkçe şarkılar geliyor. Tamam biraz büyütsen ama. Şimdi göreceğim galiba. Evet arkadaşlar başlıyorum. Herkes hazır mı? Son 2, 3, 4. Aynı kötü. Evet. Edip Akbayram sarı saçlı mavi gözlü mü? Tarkan bir oluruz yolunda mı? Hmm. Evet. İlginç başladı. Gerçekten arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorum. Oturduğum yerde yani hayat benim üzerime oynuyor bakın. Bak ben hiçbir şey yapmıyorum. Ve Tarkan bir oluruz yolunda diyorum. Bir oluruz yoluna hadi kastır gönüller coşsun. Oo! Ay tabii ki Ebru Gündeş fırtınalar. Geç Ezel. Fırtınalar koparsa kopsun sürüklesin. Atiye salla %100. Salla istersen. O değil mi o? Derya Ulu canavar. Ayko Cepkin melekler. Ay canavar ne ya bilmiyorum. Bu iki şarkıyı da bilmiyorum. O yüzden Derya Ulu canavarı İkisini de bilmediğim için. Hop. Aa bir dakika. Mangaya bakın. Ya bu neymiş ya? Bir kadın çizeceksin diye bir şarkısı mı var manganın? Aman Allah'ım. Korkunç. Bir kadın çizeceksin. Üstad nasıl bir çizim olacak o? Biraz anlat bakalım ya bize nasıl bir kadın çiziyorsun sen? Ay manga ya. İğrençsin gerçekten. İğrençsin manga. Sen hiçbir şey yani bir kadınla ilgili hiçbir şey yapamazsın manga. Yasakladım sana. Tabii ki deniz üstü köpürür. Çok severim ben o şarkıyı. Ben bir de ekstra. Ekstra da çok severim. Ezel felaket, isyankar. İsyankar tabii ki de. Tabii ki de. İsyankar. Hasan isyankarı seçtim Mustafa Sandal'ı. Böyle yapıyor. Güç. Of arkadaşlar. Ya yani burada tabii ki de kardeşimiz kraliçemizde. Her alanda seçeceğiz. Gülşen of 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 klibine bakın. Kömür gibi yanıyorum of of. Ayıp ay. Burada var ya gerçekten. Ve şöyle söyleyeyim finale kalır bakın. Gökçen abartıyormuş. Finale kalır finale Medcezir. Ah oh, mükemmel mükemmel. Ay, dünyanın en iyi Türkçe pop albümü size bir şey söylemiş şaka değil bu. Ay maalesef burada istemeye istemeye Athena Serseri Mayın diyeceğim. Ben çünkü No Halil Sezai. Mümkün değil. Katlanmam No mümkün. Aa ne tatlı. Yeni türkü. Hoşça kal canım. Hoşça kal dedeler. Gel gel sarışınım gel. Ay saçmalamayın. Tabii ki her zaman her yerde kazanacak bir isimdir ha bu. Tabii ki de Ahmet Kaya hep sonradan. Bir de yani ekstra taptığım bir şarkı. Ay Ahmet Kaya varken ben kimseyi seçmeyeceğim gibi bu arada. Arkadaşlar ben Birleşme Partisi Ahmet Kaya söylüyorum galiba belli oldu. Devir devir kal aşktan öte gripin aşk nereden nereye? Oo, ben burada torpil yapacağım arkadaşlar. Her iki şarkıyı da bilmediğim için ve gripin gitaristi çok sevdiğim bir arkadaşım kocası olduğu için gripin diyeceğim. Şarkıyı da bilmiyorum çünkü. May. Malt deprem. Ne diyeyim buna? May diyeyim ya. May diyeyim. Eğlenceli bir şarkı. Nasıl ya May? Dur. Ay ne yapayım Hasan? Diğerini zaten bilmiyorum. May'i ezbere biliyorum.
Ya nasıldı Meyya? Aa, ellerim titriyor. Ah bir ateş. Ay sesinin güzel olmasını ne kadar isterdim. Ya. Bak pesten söylüyorum. Ah bir ateş. Bak böyle söyleyince oluyorum. Bir ateş yanıyor. Kesinlikle olmuyor. Sertab Erener olsun diyeceğim buna. Ki diğer şarkıyı daha çok sevmeme rağmen sırf Mango olduğu için onu Birleşme Partisi'nde söylemeyeceğim. Ay burada her iki AKP'li arasında Ajda Pekkan'ı seçeyim bari yakar geçerim diyeyim. Ay ne çok manga çıktı hakikaten. Ay. Yiğidim aslanım mı? Ay Zülfü abi teşekkürler bu şarkı için ama ben galiba kaldıramayacağım ben. Bunu Birleşme Partisi'nde söylemek istemiyorum Yiğidim aslanımı. O yüzden Nev zor diyeceğim. Ay Nevzat da iyi delirmiş bu arada gördünüz mü son videolarını? Herkes kafayı yedi. Aa, Medcezir. İşte evet Nevi en sona kadar sahneden komşular gördüm ama ya o hal nedir Allah aşkına saçma sapan. Telefonla oynamayın mı diyor ne diyor? Bugün de fırtınalar sorayım. Hoşça kal Atiye. Ya var ya gerçekten bu listeleri kim hazırlıyor ya? Bu ne saçma şey bu? Ya bu Derya Ulu canavarı bilmiyorum ben. Yakar geçerim diyeceğim maalesef. Yakar geçerim. Ay arkadaşlar sarı araba olay. Berke Hürcan olay. Yani o klip var ya ilk çıktığında gerçekten çığlıklar falan atıyorduk yani. Sevgili gripini burada öperek Sertab Erener olsun diyeceğim. Tabii tabii olsun olsun. Ay gerçekten çok kötü ya. Ay tabii ki deniz üstü köpürür. Deniz üstü köpürür. Gülşen. Of of. Kömür gibi. Mustafa Sandal elendi Hasan. Aa May ne zor. May diyorum ulan. May diyorum. Ah bir ateş yanıyor. Özlemek bu dokunmakla geçmiyor. Aa. Bu ikiliyi daha yarı final bile olmadan buraya getiren karanlığın Allah bin türlü belasını versin. Ama maalesef Ahmet Kaya diyeceğim. İki defa Fatma Turgut seçmek acı veriyor. Bunu sen mi yazdın sen? Evet burada da Sushi Reis'e hoşça kal diyoruz Sertab Erener'e ve Deniz Üstü Köpürür diyoruz. Size bir tane video söyleyeceğim bu arada. Hatırlamak için yazıyorum bunu. İnanılmaz bir video. YouTube olmasa size söylerdim. Durun. Sonradan hatırlamak için yazıyorum. Medcezir. Medcezir tabii ki Medcezir. Gülşen of of. Aa güzel Gülşen'cim tamamen gitmemiş doğru. Oh wow. Tamam bak Ahmet Kaya diyecektim ama gerçekten fırtınalarla ilgili hissimi bir kez daha hatırlamak istedim. Evet Ahmet Kaya. Ay şunu şu kadar ciddiye almam şu anketlere. Aa rezil bir ikili. Aa. Medcezir. Gülşen seni seviyorum kardeşim. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak. Sen bir divasın kraliçesi. Senin değerini hiçbir şey azaltamaz. Ahmet Kaya. Şampiyon ve Cezir mi diyorsun? Aa bu! Final turu! Ay. Size bir şey söyleyeyim mi? Ahmet Kaya dışında Medcezir'e karşı hiçbir şey kazanamazdı biliyor musunuz bu dünyada? Ahmet abi bozulmaz yazmış biri. Ahmet abi bozulmazdı ama ben Ahmet abiyi üzmezdim. O yüzden ben burada oyumu Akrep abimden yana kullanıyorum. Ahmet Kaya diyorum. Arkadaşlar ben Birleşme Partisi'nde hep sonradanı söylüyorum Hasan.
Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan. Abi de Survivor'da. Survivor'ın birleşme partisinde. Söylenmek. Adam gerçekten mezarında bir kez daha da biz ters döndürdük be. SMS'leri mi topladım? Ay yok artık, hiç sanmıyorum. Ben daha çok linçleri topladım gibi geldi bana. Yok şaka şaka. Ahmet Kaya linçleyecek adam daha aslında karnından doğamaz bir daha. O doğumlar bitti 90'larda çok şükür. Gerçekten Ahmet Kaya'nın yerinde olsam kardeş ne olur der bana. Heval ne olur ben senden özel ricam, bunu yapma der. Bilmiyorum, Gülten Hanım falan beni mahkemeye verebilir yani. Atakan mı dedi? Ne? Acun beni adadan attı bile harbiden. Söylendi mi? Aa, Atakan söylemiş. Ay bunu hemen alıyorum ve izleyeceğim. Ben başka ne izleyecektim ya? Ay gitti. Bir şey izleyecektim. Heh tamam, Nisa şampiyonluk. Dur. Unutmadan yazıyorum bir dakika. Nisa şampiyonluk. Tamam. Bunu izleyecektim. Bir de neyi izleyecektim? Atakan Ahmet Kaya. Evet. Arkadaşlar, yayınımıza son verirken sizlere mükemmel bir video hediye ediyorum. Burada gönül isterdi ki açmak ve burada birlikte kopmak bu ana. Ama yayını kapattıktan sonra siz izleyin ve beraber gülüyormuşuz gibi düşünün. Bizi beğeniyor musunuz? Bizi beğenin lütfen. Söylüyorum şimdi size videoyu. YouTube'a şey yazıyorsunuz. Sertab Erener, gerginlik, Can Bonomo. Yani keywordler bunlar. Arkadaşlar yalvarıyorum. Sertab Erener'in delilik seviyesine bakın. Gerçekten akıl almaz bir video, biliyor musunuz? Önce bir ter içinde kalıyorsun utançtan. Sonra böyle yumruklarını falan ısırıyorsun. Ve yani bir insanla ilgili olabilecek en yüz kızartıcı anlardan biri. Bir delilik yaşanıyor. Allah aşkına izleyin. Sertab Erener, gerginlik, Can Bonomo. Herkesi çok öpüyorum. Mükemmel bir hafta sonu. Hafta, gelecek hafta sizin olsun. Sorularımızda görüşürüz. Canlı yayınlarımızda görüşürüz. Katıl canlı yayınlarımızda zaten görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Beni her cuma gecesi burada yalnız bırakmadığınız için ciddi ciddi seviyorum hepinizi. Hadi bakalım, hoşça kalın.